YouTube'da paylaşabilir miyim? Sıkıntı var mı? Yok yok. Tamam. Şimdi bak. Boşta görüyor musun bak? Şu. Yarın, çıkartmışlar yarın, onu. Çıkarmışlar. Motorcanlar onu değil mi? Yani onu oraya takacak. Tamam yarın. Onu niye çıkardı? Yani onu takınca arızaya mı veriyor? Onu takması lazım bir. Ondan sonra ikincisi. Kalem kağıt olsa veya orada bir yere. İkincisi. Ya onu asaydın. Tamam onu ben şey videoyu ben gönderirim. Bak şimdi. Şu birinci enjektör. Bak şu rekor. Evet. Kör tapa. Bunu değiş. Bunda çatlaklık olabilir. Ya da o sağlam olabilir. Şu hortumda çatlak olabilir. Islak olmaması şey lazım. Yani. Tamam. Onlar bir şey değil. Yani ama baktır yine. Bir saniye bakayım. Niye? Başka ne var bu arabada? Ya kesin blok çatlar demiyorum da. Kötü bir ihtimal fazla koymayacaksın. Şimdi ya ne yaparsan yap. Şans meselesi kanka. Şimdi bak doğru. Sen bu arabayı da su tapalarım var ya. Şey bak şimdi. Aha. Su tapalarım patlattı da. Bak şimdi sen ne yapacaksın geldi. Biliyor musun? Yıkamasan ne olur? Şöyle. Bak şimdi. Antifriz koyarken şu hortumları yerinden çıkarıyorsun bak. Radyatör hortumları var ya. 1, 2. Bunları yerinden çıkarıyorsun. Bunları yerinden çıkarıp bir tane şu kadar bir demir boru alıyorsun. Şöyle. Tamam mı? Hortumları birbirine bağlıyorsun. Yani kalorifer peteği var. Oraya şey gitmesin. Birbirine sokarsın. Ha, birbirine sokuyorsun. Seni. Niye? Nedenini söyleyeyim. Buna sen antifriz koyduğun zaman oraya şey giderse göğüsteki kalorifer peteğini patlatabilir. Onu bile değiştim biliyorsun. Hepsini paylaştım ben. Şimdi bunun temizliğini yani yapmak için ne yapacaksın? Açıyorsun kapağını. Bir dakika. Ha. Kapağı açıyorsun. Şunu buradan çıkarıyorsun. Tamam mı? Buradan suyu doluyorum. Buradan suyu veriyorsun. Ama motor soğukken yap bu işlemi. Aynen. Isınmaya yakın. Tamam mı? Buradan sürekli devir daim etsin. Buradan bembeyaz su gelinceye kadar bu devam edecek. Tamam mı? Ondan sonra şokta şey var. Şok markette limon tuzu var. Hı hı. Limon tuzu koyuyorsun. Pasmas hepsini söküp atıyor burada. Tamam mı? Aslında en temizi alttan şeyi açıp yapmak. Ama onu biraz sıkıntılı. Ne derler ona? Termostat. Hı hı. Öyle yapabilirsin. Başka arabanda. Çekiş problemin var mı? Yok çekiş problemi. Şimdi bu arabalarda ben nasıl biliyor musun çekişi? Sıfırdan 100 kilometreye 16-17 saniyede çıkıyorsa böyle çok seri vites değiştirerek sen o zaman motorun ayarları falan çöküyor. Şimdi bu araba şey mi kaçak mı yapıyor diyorsun? Hmm. Şimdi şöyle onu nasıl tespit edersin biliyor musun? Bak şurada kontrol kalemiyle kaçak testi yapıyorsun arabayı. İnternete yaz çıkar tamam mı? Baktın ki aküde kaçak var. Kontrol kalemin lambası yanıyor. Sigorta kutusundan şeyleri çıkar. Sigortaları. Tamam. Birinci sigortayı çıkar. Bak. Kaçak var mı? Ötekini çıkartak. Ötekini çıkartak. Baktın ki bir tanesini çıkardığın zaman kaçak lambası sönüyor. O sigortaya bak. Oradan anlaşılır. Şey, kontrol kalemi artıya takıp şasiden mi bakıyoruz ona? Nasıl yani o şey internette var. Onu yaz görürsün zaten. Yaz kaçak nasıl falan filan ölçülür. Öyle bakabilirsin. Yani bunda beyinde kaçak masak yok değilse değil mi? Yani beyinde ya şimdi